Dostlar merhaba, ben Eyüp Hoca. Kısa kısa Türkçe notları serimize özne yüklem uyumsuzluğuyla devam ediyoruz dostlar. Önemli bir konudur, dikkatlice dinlemenizi tavsiye ederim. Haydi dilerseniz bunun ne olduğuna gelin birlikte bir bakalım. Türkçe'de özne yüklem uyumu sevgili dostlarım 3 başlık altında incelenir. Aslında esasında 2'dir de ben bunu 3'e çıkardım. Çünkü anlatım bozukluğu sorularının bir bölümü özne yüklem uyumu ile ilgili oluyor. Onu da buraya dahil etmek istedim. Nedir bu? Sıralı ya da bağlı cümlelerde ortak kullanılan öznenin iki cümleye birden uyumlu mu değil mi bunun sorgulanması. Bunu ben dahil ettim özne yüklem uyumu başlığının altına. Diğerleri zaten bilinen başlıklar. Kişi uyumu ya da özne ile yüklem arasındaki tekillik, çoğulluk uyumu. Bunların hepsine şimdi tek tek bakacağız. Öncelikle sevgili dostlarım şu sıralı ve bağlı cümlelerdeki öznenin uyumunu bir inceleyelim. Türkçe'de bazı özneler olumlu, bazı özneler olumsuz anlamlar taşıyabilir. Buna göre yüklemlerin de olumlu ve olumsuz olma durumlarına dikkat etmek gerekir. Yani sıralı ve bağlı cümlelerde ortak kullanılan öznenin anlam bakımından iki cümleye birden uyumlu olup olmadığına bir bakmak lazım. Hem özne eksikliği olarak hem de özne yüklem uyumsuzluğu olarak adlandırılır. Çok dikkat. Örneğin herkes içeri girsin. Bak bu birinci cümle. Asla dışarı çıkmasın. Bu da ikinci cümle. Birinci cümlede kullanılan özneye dikkat. Herkes. İkinci cümlede herhangi bir özne var mı? Yok. Adam birinci cümledeki özneyi ikinci cümle için de kullanmış. Biz de bakacağız uyumlu mu değil mi? Herkes içeri girsin. Herkes asla dışarı çıkmasın. Olmadı. Demek ki burada bir uyumsuzluk var. Haliyle buraya kimse gibi ayrı bir özne getirmemiz gerekecek. İkinci örneğe bakalım. Kimse benimle ilgilenmiyor. Kimse kendi işine bakıyordu. Bak yine olmadı. Birinci cümlede kullanılan özne ikinci cümlenin yüklemine uyum sağlamadı. Haliyle buraya ayrı bir özne getirmek lazım. Mesela herkes olabilir, değil mi? Değerli dostlarım, bu tarz örnekler özne eksikliği olarak da verilebilir. Anlatım bozukluğu sorusu olarak özne yüklem uyumsuzluğu olarak da verilebilir. Hele ki anlatım bozukluğu testi çözüyorsanız bir cümle herkesle başlıyorsa kalan kısmına bir bakın. Orada kimse sözcüğünü mutlaka eksik bırakmışlardır. Ya da kimse sözcüğüyle başlıyorsa kalan kısmı bir kontrol edin. Kalan kısımda herkes, kimse gibi onun zıttı olacak özneyi mutlaka eksik bırakmışlardır. Bu birincisi sevgili dostlarım, sıralı ve bağlı cümlelere dikkat ediyoruz. Ortak kullanılan özne iki cümleye birden uyum sağlıyor mu? İkincisi, cümlede öznenin ifade ettiği şahıslarla yüklemin bildirdiği şahıs arasında bir uyum olmalıdır. Ne demek bu? Özne bazen birden fazla şahıstan oluşabilir. Mesela ben ve sen. Ya da ben, sen, o. Ya da sen ve o. Şimdi bu tip kullanımlarda hangi zamirin eki yüklemde olursa özne yüklem uyumu sağlanmış olur? Bunu test etmek oldukça basit aslında. Eğer özne sen ve benden oluşuyorsa, mesela bu örnekte olduğu gibi, hemen o iki zamiri çoğul bir zamirle karşıla ve yüklemi onunla test et. Sen ve ben, yani bunun yerine ne gelir? Biz gelir. Biz zamiriyle yüklemi bir kontrol et bakalım. Biz hamurdanız. Tamam, biz hamurdanız uyum sağladığına göre sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız cümlesinde herhangi bir özne yüklem uyumsuzluğu yok. Dolayısıyla bu cümle doğru bir cümle oldu. İkinciye bakalım. Sen ve o ne gelir bunun yerine? Sen ve o, yani siz gelir değil mi? Siz bu sınava yeterince hazırlanmadı. Siz hazırlanmadı olabilir mi? Olmaz. Siz hazırlanmadınız şeklinde tamamlamalıydı. Dolayısıyla sen ve o bu sınava yeterince hazırlanmadı ifadesi yanlış. Bu cümlede özne yüklem uyumu yoktur dostlarım. Peki devam. Gelelim tekillik çoğulluk uyumuna. Öznenin insan ya da başka varlıklar olması yüklemin tekil veya çoğulluğunu etkiler. Esasında temel kural şudur. Özne tekilse yüklem tekil olur. Özne çoğulsa yüklem çoğul olur. Bunun istisnaları var. Zaten özne yüklem uyumsuzluğu da bu istisnalardan soruluyor. Nedir bu istisnalar? Eğer özne insan dışında
bitkiler, hayvanlar, cansız varlıklar, soyut kavramlarsa, yani yüklem, özür diliyorum, özne, insan dışında herhangi bir şeyse ve çoğulsa, yüklem kesinlikle tekil olmalıdır. E hocam, özne eğer insansa, evet insan çoğul özne durumundaysa yüklem tekil de olabilir, çoğul da olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama özne insan dışında bir varlıksa, gelin şu örneklere bir bakalım. Kuşlar ağaçlarda ötüyorlar. Olmaz. Çünkü kuşlar insan dışında bir varlık ve çoğul özne durumunda yüklemin ötüyor şeklinde olması gerekir. Korkular, bakın soyut isim, çoğul özne durumunda korkular üzerine gidildikçe azalırlar. Olmaz dostlarım. Korkular üzerine gidildikçe azalır demesi gerekir. Öğrenciler, ha insan, çoğul özne, öğretmeni dinliyor. Bak bu da doğru. Öğrenciler öğretmeni dinliyorlar. Bu da doğrudur. Tamam? İnsan dışında çoğul özneler eğer cümlede kullanılmışsa yüklem kesinlikle tekil olmak zorundadır. Unutmuyoruz. Özne sayılarla belirtilmişse yüklem genellikle tekil olur. Eğer amacımız eylemi vurgulamaksa bu sefer yüklem çoğul da olabilir. Örneğin 4 kişi bu tarafa geliyor. Tercih edilen budur. 4 kişi bu tarafa geliyorlar, olmaz. Anlatım bozukluğu yaratır. Ama eğer sen eyleme bir vurgu yapacaksan, eylemin anlamını ön plana çıkaracaksan, 3 kafadar el ele verirler diyerek orada yapılan işe dikkat çekiyorsundur. Bu tip kullanımlar olabilir. İnsan cinsinden oluşan çoğul öznede yüklemin bildirdiği iş, çok dikkat, teker teker yapılmışsa yüklem çoğul, toplu olarak yapılmışsa yüklem tekil olur. Şöyle ki, delegeler teker teker içeri girdiler. Teker teker yapılırsa yüklem çoğul olur. Evet, tıpkı burada olduğu gibi. Ama eğer bir toplu bir eylemden bahsediyorsak, büyükelçiler bayrağı selamladı. Büyükelçiler bu işi teker teker yapmadı. Hep birlikte yaptı. Hep birlikte yaptığı için yüklemin tekil olması gerekiyor dostlar. Dikkat. Özne bazen kimse, pek çoğu, bazısı, hiçbiri, herkes, hepsi gibi belgisiz zamirlerden oluşabilir. Bu belgisiz zamirler sizin de dikkatinizi çekmiştir. Sayısal bir anlam taşımakta. E haliyle sayısal bir anlam taşıdıkları için yüklemin kesinlikle tekil olması gerekiyor. Kimse toplantıda ağzını açmadılar olmaz, açmadı. Bazıları toplantıya geç kaldılar olmaz, geç kaldı şeklinde olması gerekir. Evet sevgili dostlarım, Türkçe'de özne ile yüklem arasındaki uyum bundan ibarettir. Umarım videoyu beğendiniz. Bir beğeni bırakmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.